küçümsemeyin. İnanın o kadar güzel masaj etkisi alıyorsunuz ki kaslarınız o kadar güzel rahatlıyor. O trigger noktaları, o fibrozitleri o kadar rahat çözüyorsunuz ki. Herkese merhaba, ben fizyoterapist Aynur Baş. Bu videonun konusu benim en sevdiğim çalışma arkadaşım foam roller. Rollerları çok seviyorum. Elimde 3 çeşidi var, 3 farklı çeşidi var. Ben bugünkü çekim için yanıma 2 tanesini aldım. Bu tırtıklı olanı, bu da düz olanı. En başından sizi uyarmak isterim. Çünkü ilk uygulamaya başladığınızda çok müthiş bir rahatlama almayacaksınız. O yaralı, o yapışık dokular yandım Allah diyecekler. Siz de şöyle düşüneceksiniz. Ya ben iyi bir şey yapayım derken galiba iyice canımı okuyorum. Kaldır bir kenara at. Sakın ha sakın bunu yapmayın. Dokular, yaralı dokular, yani ben elle çalıştığımda da bu böyle oluyor. Yaralı dokular dağıldıkları zaman, o yapışıklıklar çözüldüğü zaman tabii ki birazcık böyle, şimdi yırtılma diyeceğim ben, eyvah kasım mı yırtılıyor diyeceksiniz. Öyle bir şey kastetmiyorum. O yapışıklıklar açılırken elbette biraz yaralanacaklar. Dolayısıyla bu yaralanmanın iyileşmesi, oranın tedavi olması ağrılı bir süreç getirecek size. Yani bu çok normal. İyileşiyor olduğunuzun göstergesi. O yüzden korkmayın, endişe etmeyin. Güvenliğine kullanabilirsiniz. Geçelim uygulamalara. Önce kalp kaslarıyla başlıyorum. Yani şu balların arkasındaki kaslarla başlıyorum. Tırtıklı bir foam roller kullanacağım bunun için. Düz olanda sadece basıyla beraber bir masaj etkisi alırken tırtıklı olanda farklı yüzey atlamalarıyla biraz daha etkili, bir tık daha etkili masaj faydası alabiliyorsunuz. Hafifçe ellerimden yük alıyorum. Bu arada ellerinizi yumruk da yapabilirsiniz. Böyle de koyabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız sorun değil. Ben şöyle yapacağım biraz. Ve vücudumun ağırlığını da aldım. Hafifçe yerden kaldırdım. Vücudumu ileriye ve geriye sürükleyerek kasımı foam roller üzerinde masajlıyorum. İlk başlarda tek bacakla bunu yapabilirsiniz. Ama iyice yumuşama sağladıktan sonra diğer bacağı da üstüne koyarak basıyı biraz daha arttırmanız mümkün. Ve geri geliyorum. Kaç tekrar yapacağız derseniz burada dikkat etmeniz gereken şey aldığınız gevşeme, kastaki yumuşama, rahatlama. Baktınız ki öyle bir yumuşama, rahatlama gelmiyor, canınız yanıyor. O zaman ilk uygulama için çok fazla tekrar yapmaya devam etmeden yarıda kesmenizi tavsiye ederim. Kası bırakacaksınız, biraz demlenecek, şöyle bir kendine gelecek. Dolaşımını çünkü arttırmış oluyorsunuz bununla birlikte. Biraz kendine gelecek, demlenecek. Ondan sonra ya işte sabah uyguladınız belki akşama ya da ertesi günü akşam uyguladıysanız tekrar uygulama yapacaksınız. Sabırlı olmanız gerekli eğer kaslarınız hasarlıysa. Şimdi bu biraz benim canımı yaktı. O yüzden ben de değiştiriyorum. Hazırladığım videoların sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma ücretsiz abone olarak bu videoları daha fazla insana ulaştırmam konusunda bana yardımcı olabilirsiniz. Bu arada abone ol butonunun yanındaki o küçük zili de aktif hale getirirseniz ben her yeni video yüklediğimde size bildirim gelecektir ve videolardan haberdar olacaksınız böylelikle. Düz olan rolleri kullanacağım çünkü bir şeyi daha göstermek istiyorum size burada. Diğer bölgelerde de bu tekniği kullanacağım. Şimdi diyelim ki şöyle geldim. Burada bir yeri biraz daha hassas buldum. Burada bekleyebilirim. Üzerine azıcık daha basıyı arttırmak için diğer bacağımı koyabilirim. Ama ben şimdi koymadan göstereceğim size. Burada durdum hemen o acıyan yerin üzerinde. Ayağımı, ayak ucumu kendime doğru çekiyorum ve serbest bırakıyorum. Çekiyorum ve serbest bırakıyorum. Böylece orada bir kas tekniği yapmış oluyorsunuz. Şimdi uyluğa doğru çıkıyoruz ve bacağımızın arkasındaki resimde görüyorsunuz hamstring kaslarını yapıyoruz. Aynı şeyi şimdi burada yapıyorum. Kalçaya kadar çıktım. Uyluk bölgesi biraz daha uzun olduğu için kalçayla beraber almak zordur ama dilerseniz biraz daha ileri götürerek kalçaya da alabilirsiniz. Diyelim ki burada da bir hassas nokta var. Ne yapabilirsiniz? Burada da bacağınızı bırakıp, gevşek bırakıp sonra tekrar kaldırıp kasabilirsiniz. Şimdi kalça eklemi çevresi kasları çalışacağız. Üzerine oturuyorum foam roller'ın. Yine aynı pozisyondayım. Dikkat ederseniz diğer bacağım bükülü. Ondan destek alıyorum. Burada kalça
parça ekleme çevresi kaslarıma aynı şekilde masaj yapıyorum. Biraz daha kendinizi arkaya verebilirseniz şayet ve bacağı şöyle hafif havada tutabilirseniz iyice böyle leğen kemiği hizasına kadar gelebilmeniz mümkün. Özellikle zaten o bölgeler trigger nokta kulunç çok biriktirir. O yüzden gösterdiğim gibi yapmanızı tavsiye ederim. Peki burada bir sıkıntı var, ne yapabilirim? Geldim, bu noktada acı hissediyorum. Burada yapacağım şey şu. Bacağımı, dizimi kendime doğru çekiyorum ve uzatıyorum. Bu bir yöntem. Daha etkilisini yapmak isterseniz biraz daha zorlaştıracağız. Bacak bacak üstüne atın ve öyle devam edin. Kalça eklemi çevresi kasları da bu şekilde çalıştığımıza göre gelelim şimdi bacağın yanındaki şu IT band dediğimiz kısma. Burada bir kas vardır. Çok küçük bir kastır. Hemen leğen kemiğinin, şurada resimde görüyorsunuz. Hemen leğen kemiğine gelir tutunur. Minnacık bir kastır ama bacağın yanından komple ilerleyip dize giden ve diz eklemini aşan IT band dediğimiz bir banta takılıdır. İliyotibial band. O yüzden onun esnetilmesi de çok önemlidir. Şimdi onu göstereceğim size. Form roller'ın üzerinde yan dönüyorum. Yan yatıyorum. Bacağımı öne doğru aldım. Şimdi şöyle hafifçe kaldırdım ve oradaki resimde gördüğünüz kasın üzerinde götürüyorum. Peki burada bir sıkıntılı nokta buldunuz, ne yapacaksınız? Gevşek bıraktınız, kaldırdınız. Gevşek bıraktınız, kaldırdınız. Mümkün olduğunca dize kadar gelmeye çalışın. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki izleyiciler diyebilirler ki bu ne böyle akrobasi hareketleri gibi, ben bunu nasıl yapacağım diye, ama deneyin ya. İnanın birkaç yapışta, önceleri acemice olur ama birkaç yapışta meseleyi çözer halledersiniz. Hem de sizin için çok da güzel bir egzersiz antrenmanı olur. Dokularınız esner, gevşer, kendinizi çok iyi hissedersiniz. Denemekten çekinmeyin. Gelelim şimdi uyluğun önündeki quadriceps kaslarına. Dört başlı bir kastır. Yani aslında tek bir grup olarak biz onu anarız ama quadriceps dediğimiz kas dört farklı noktaya tutunup geldiğinde, dize geldiğinde tek bir noktada birleşen, aslında dört farklı kası içeren bir kas grubu. Dolayısıyla da dizle ilgili rahatsızlıklarda önemli bir rol sahibi. Çünkü işte bir kısmı daha gergin olup bir kısmı gevşekse diz mekaniğini değiştiriyor. Dizle ilgili bir video hazırladığımda bunu daha ayrıntılı anlatacağım. Form roller'ın üzerine doğru uzanacağım. Daha rahat yapabilmek istiyorsanız diğer bacağı yana doğru açabilirsiniz. O çünkü boşta olacak. Biraz böyle uygulaması başta size zor gelebilir. Dikkat edin, belinizi ağrıtmayın. Yani gövdenizi çok geriye doğru verip belinizi ağrıtmayın. Kullanacağım pozisyon bu. Burada kollarımdan da destek alarak ileriye geriye form roller üzerinde kası güzelce esnetiyorum. Diyelim ki ağrılı bir nokta buldunuz. Ne yapacaksınız? Bacağımı büktüm, çektim kendime doğru ve indiriyorum. Gevşek bırakın burada. Çünkü şunu yaptığınızda da, ayak ucunuzu kendinize doğru gergin çekerek yaptığınızda da kasta gerilme olacaktır. Dolayısıyla gevşek bırakmanızı tavsiye ederim. Çektim kendime doğru ve indiriyorum. Bu arada videoyu çekerken form roller'ı nerelerde bulabileceğinizle ilgili bilgi vermeyi unutmuşum. Hemen onu da bir küçük eklemek istiyorum. İnternet üzerinden satın alabilirsiniz ya da Decathlon gibi spor mağazalarından da yine satın almanız mümkün. İnternet üzerinde satın alacağınız linkleri ben aşağıda videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Linke tıkladığınız zaman hangi siteden siz satın almak isterseniz, linke tıkladığınız zaman tek bir ürün açılmayacak size. Bütün form roller, sitenin sattığı bütün ürünleri orada göreceksiniz. Bütçenize ve durumunuza en uygun olanı satın alırsınız. Eğer tek bir ürün satın almayı planlıyorsanız düz olanı almanızı tavsiye ederim size. Dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Form rollerlerin farklı uzunlukları var. Siz neye göre bunu alacaksınız? Eğer ince zayıf bir insansanız bacak bölgesini çalışmak için zaten 30'luk hemen hemen herkese yeter ama gövdeden de hani inceyseniz o zaman 30 santimlik bir form roller da işinizi görür. Ama daha geniş, daha yapılı bir insansanız size tavsiyem sırt bölgesinde rahat çalışabilmeniz adına en az 45 santimlik ya da 60 santimlik form rollerları tercih etmenizdir. Eğer profesyonel sporcuysanız form roller ile beraber çalışılan çok fazla aktivite, egzersiz var.
Onlarla da kullanma adına 90 santimlik olanı tercih edebilirsiniz. Şimdi sırt bölgesinde omurgamızı açmak için ve sırt kaslarımızı rahatlatmak için foam roller'ı kullanacağız. Sırt için şunu kullanmayacağım. Çünkü bu tırtıklı olan omurgaya batıyor ve kaş yaparken göz, hatta yüzün tamamını oymanız mümkün olabilir. Dolayısıyla tırtıklı olanı tavsiye etmiyorum. Sırtla ilgili çalışmalarda bazı videolarda şöyle bir şeye denk gelebilirsiniz. Omurga kemiklerinize bastırmadan. Yani bunu gerçekten kendisi yapabiliyorsa onu tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Sırt bölgesindeki kasları çalışırken omurgayı korumamızın bir yolu yok. Yani oradaki kaslara bastırırken aman omurgamı bastırmayayım diye böyle bir şansınız yok. Dolayısıyla ya düz olanı tercih edeceksiniz, tırtıksız olanı, ya da şu orta kısmında şöyle bir vadi, V şeklinde bir oyuk olanı tercih edeceksiniz. Omurganın kemikleri o araya denk geliyor. Böylece kemiklerle ilgili bir sıkıntı olmadan kasları çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Şimdi ben size düz olan üzerinde sırtı nasıl çalıştıracağımızı göstereceğim. Sırtımın altına doğru aldım. Üzerine doğru hafifçe kendimi veriyorum. Ellerim başımın arkasında. Kalçamı hafif yerden kaldırdım. Ve sırtımı roller'ın üzerinde gezdiriyorum. Burada eğer sırt bölgesini biraz daha hareketlendirip esnetmek isterseniz şöyle kendinizi hafifçe geriye bırakabilirsiniz. Bele doğru çok fazla inmiyorum. Çünkü hem yapması zor oluyor, bu sırada belinizi sakatlamanız mümkün olabilir. Eğer sporcu değilseniz bel üzerine inmenizi tavsiye etmem. Beli esnetmek için normal esneklik egzersizlerini kullanabilirsiniz. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Bir başka konuda, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.